Peki mümin sabrederken o esnada neler oluyor? Buna dair bir örnek. Mardin Artuklu Üniversitesi 11,5 milyar lira bütçesi olan Diyanet'e bedava yurt binası verdi. Bir hayırseverin kız öğrencilere yurt yapılması için üniversiteye bağışladığı binalar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ücretsiz devredilmiş binaları oldu. Mardin Artuklu Üniversitesi kız öğrencilere yurt yapılması için bağışlanan binayı ücretsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na devretti. Söz konusu devir Sayıştay raporlarına yansıdı. Servet İncioğlu isimli hayırseverin kız öğrencilere yurt yapılması amacıyla üniversiteye bağışladığı binalar Diyanet İşleri Başkanlığı'na ücretsiz devredildi. Diyanet'te söz konusu binaları 15 yıl boyunca öğrenci yurdu olarak işletilmesi için kendisine bağlı Diyanet Vakfı'na protokolle devretti. Sayıştay o devir işlemini usulsüz buldu. İşlemin kamu zararı oluşturduğunu bildiren Sayıştay o protokolü feshedin ve Diyanet Vakfı'ndan para alın dedi. Diyanet'e verilen binaların Mardin Artuklu Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Ahmet Ağar Akça döneminde devredildiği öğrenildi. Ağar Akça geçmişte pek çok skandalla anılan bir isim. 2018 seçimlerinde AKP'nin aday listesi hazırlanırken kolları sıvayıp 2 günde AKP listelerinin şekillenmesinde adeta bir siyasetçi gibi rol aldığını itiraf etmişti Ağar Akça. Giydiği ilginç kıyafetlerle de dikkat çeken Ağar Akça cübbe ve kep yerine sarık bize daha uygun yorumunu yapmıştı. Artuklu Üniversitesi Diyanet'e devrettiği binalarla tepkilerin odağına yerleşirken AKP'li Mamak Belediyesi de tartışma yaratan bir bağışla gündeme geldi. 2019 yılı Sayıştay denetim raporuna göre AKP'li Mamak Belediyesi 2013'te 43 bin metrekarelik araziyi bir vakfa bedelsiz olarak tahsis etti. Buna göre Mamak Belediyesi araziyi Sağlık Bilimleri Yüksek Teknoloji Araştırma Vakfı'na üniversite yapımı için 25 yıllığına bedelsiz olarak verdi. Vakfın kurucuları arasında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in özel doktoru Tuncay Delibaşı ve Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter de yer alıyor. Sayıştay bugün arazi üzerinde bir araştırma merkezinin bulunduğunu belirterek ileride olası hukuki sorunlar yaşanabileceğine dikkat çekti.